Müslüman Adam aleyhisselamdan bizlerge kadar insaniyet var iken hayatı için, tırıkçılığı için hareket kıladı. Aynıysa hazır ki gelip dünyada dünya, malı dünya barası da insanlar iki taifeye acelelip kalıyordu. Birinci taife bazı adamlar var ki baxt, saadet fakat malı dünyada, boylukta. Bu dünyaya bir merte kelgen misin, maişetini kılıp, rahatini kılıp al. Pulin bulmasa, malin bulmasa, boylukin bulmasa sen hiç kimmesin degen tasavvurda bütün varlığını, hayatını bana şu boyluk toplaşke sarıflıydı. İkinci bir taife var ki bu dünyaya kelişimizde maksat dünya topşiymez. Dünyaya itibarlı bulmaslık gerek. Malı dünya bu boylik Müslümanlığı işiymez. Bunga qaramasligimiz kerak deb umuman boylikdan yuz o'girish holatlari. Bunda qiyinchilikka, mashaqqatga tushib qolish holatlari bor. Islomda esa azizlar, boylik, dunyo topish, halol kasb qilishga munosabat o'zi asli qanday? Dinimizda halol kasb qilib yashashlikka monelik yo'q, balki bunga buyuradi. Ya'ni musulmon odam halol kasb qilib, tirikchilik qilib, peshona teri bilan harakatini qilib, mana shu Alloh bergan rizqini terib olish kerak. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, "Sa'izu billah, huvallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur." Ya'ni Alloh aytibdiki, u Alloh shunday zotki sizlarga yerni bo'ysuntirib qo'ydi. Dalolan, xor qilib bo'ysuntirib qo'ydi. Mana shu yer insonlarga bo'ysundi. Bas shunday ekan, o'sha yerni har tomonidan sayohat qiling, tijorat yoki dehqonchilik qilib, Alloh bergan rizqini terib yuravering. Va Allohning bergan rizqidan tanovul qiling. Qiyomat kuni tirilib, bir kuni hammamiz Allohning huzuriga qaytamiz. Tirilib, bir kuni uning huzuriga qaytish. Mana bu oyati karimada Alloh taolo insonlarga bizlarga aytayaptiki, yerni sizlarga bo'ysuntirib qo'ydim. Endi mana shu yerdan foydalaninglar, tirishlik qilinglar. Dehqonchilik qilasizmi, yoki uning ustida yurib sayohat qilasizmi, tijorat qilasizmi? Mana shu ishlarni qilinglar. Ammo bir narsani unutmanglarki, bir kuni huzurimga qaytasizlar debdi Alloh taolo. Demak, biz bu dunyoda ham tirikchiligimizni o'tkazishlikka harakat qilishlik bilan birga Allohning huzuriga borishligini doimo yodimizda tutmoqligimiz kerak. Halol kasb bilan dunyo topib, halol kasb bilan oilani tebratishlikka qilinayotgan harakat uchun ham katta-katta savoblar bor. Qolaversa Allohning buyrug'i bor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytadılar ki talabu kasbil halal faridatun ba'dal farida. Halol kasbni talab qilish farzlardan keyingi bir farz. İlim talab qilishlik farz bo'lsa, ana o'shundan keyin kasbni halol kasb qilishlik ham farz. Musulmon odam azizlar birovni qo'liga qarab qoladigan ta'magir birovga muhtoj bo'lib turishlik kerak emas. Tasavvurida unday bo'lmaslik kerak. Hattoki bir paytlar mana shu tariqat yo'liga kirganlar, tasavvuf yo'liga kirganlar shu darajada bo'lganki, dunyodan yuzi o'girib ishlamaymiz, hech narsa qilmaymiz deb ko'chalarda o'sha ma'lum bir narsalarni qo'yib qo'yib yoki bo'ynalariga bir qovoqlarini osib yurardiki, odamlar o'tib ketayotib ularga pul tashlab qo'yib, shundan tirishlik qilib, ular go'yo zikrda yurardilar. Bahouddin Naqshbandiy hazratlari mana shuni tartibga keltirganlar. Ular aytganlarki, tariqat degani, tasavvuf degani bu ta'magirlik degani emas. Ular birovlardan tilamchilik qilib yashash degani emas deb ana o'shunda haligi doim bizga mashhur bo'lgan gapni aytib o'rgatganlar. Dilbayoru dasbakor. Qalbing Allohda bo'lsin, qo'ling mehnatda bo'lsin. Mehnat halol kasb sizni Allohning zikridan mashg'ul qilib qo'ymasin.
va zikir bilan mashg'ul bo'lib, mehnatdan boshqa narsadan qochib qolmaslik kerak. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bir kuni ashablari bilan ketayotdilar. Bir masjidda bir yigitni ibodat qilib turganini ko'rdi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu qarasalar bir yigit namoz o'qib turibdi. U namoz payti emas. Besh mahal namoz emas. Qaradilar, qarasa namoz o'qib jo'y chiroyli ibodat qilyapti, o'tib ketdilar. Yana bir qarasa yana bir necha marotaba o'tganda har safar mana shu yigitni masjidning ichida shu ibodat bilan, zikr bilan mashg'ul bo'lganini ko'rdilar. Bir ko'rinishidan yaxshi ish. Tashqaridan agar qarasak yaxshi, demak doimiy masjidda chiqmasdan ibodat qilyapti ekan, mayli. Lekin xalifa, mu'minlar amiri Hazrat Umar boshqa narsadan o'ylandilar. U yigitni menga chaqiringlar dedilar. Chunki besh mahal namoz vaqti emas. Hozir hamma ishlaydigan bir vaqtda o'tiribdi. Chaqirib aytdiki, "Seni bir necha marta o'tdim, mana shu masjidda ibodat qilib turganingni ko'rdim. Hech chiqmaysan ekan, shu yerda ekansan. Tirikchiliging nima bo'lyapti?" dedi. "Qanday yashaysan?" dedi. Shunda haligi yigit aytdiki, "Mana akam tijoratchi" dedi. "Akam tojir. Akam bilan kelishib oldik. Un o'zidan oshini mana bola chaqam ham mana ham boqib turadigan bo'ldi. Men mana shu joyda ibodat bilan mashg'ul bo'laman" dedi. Nima deb o'ylaysiz? Hazrat Umar uni maqtadimi ibodati uchun? Hazrat Umar unga qarab aytdilarki, "Ahuka a'bad minka" dedilar. "Seni aking sendan ko'p ibodat qiluvchi shaxs ekan" dedilar. "Seni aking sendan ko'ra obidroq ekan." Chunki birovni qo'liga qaramasdan harakat qilib, tirikchiligini o'tkazishlik bilan farz ibodatlarni bajaryapti. Ana shundan kelib chiqib, bizni dinimiz tarki dunyo qilib, dunyodan, mol-u dunyodan yuz o'girib, hamma yoqdan ketishlikka buyurmaydi. Balki harakat qilib, halol rizq topishlikka, o'sha dunyosini halolga sarflashlikka ta'lim beradi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam "Xoyrukum man akhadha min hadhihi va hadhihi" deganlarda maqtab turib. Ummatning ichida eng yaxshilari bor, ular bu dunyoligini ham qiladi, u dunyoligini ham qiladi. O'zi tadbirkor bo'lishlik bilan birga taqvoda ibodatda turishligi qanday ham yaxshisizlar. Ana shu nuqtai nazardan Rasulimiz alayhi salatu vasallam sahobalarga ko'p ta'lim berganlar. Qo'li bilan mehnat qilishlikni ta'lim berib aytganlarki, "Ma akala ahadun ta'aman qat khayrun min an ya'kula min amali yadihi." Ya'ni insonga o'z qo'l mehnati bilan topgan narsasidan yeyishdan ko'ra yaxshiroq taom yo'q dedilar. Beta'mada qo'lingiz bilan mehnat qilib, peshona teri bilan topilgan dunyo bu juda ham joyiga keladi. Lekin ibodatni, bandalikni esdan chiqarish kerak emas. Zindagi omad baroyi bandagi, zindagi bi bandagi sharmandagi. O'sha gap bor mana. Zindagi degani tirikchilik degani. Tirikchilik hammada bo'lish kerak. Zindagi omad baroyi bandagi. Hamma bandalarning boshiga kelgan narsa bu tirikchilik. Lekin o'sha tirikchilik zindagi bi bandagi sharmandagi, agar bandasizlik bilan bo'lsa bu sharmandalik. Tirikchilikni deb banda ekanligingizni esdan chiqarib qo'ymang deyapti. Allohning quli ekanligingizni esdan chiqarmang. Ammo tirikchilik kelgan, bu tabiiy, qabul qilamiz. Lekin bandalikni esdan chiqarmagan holda tirikchiligini davom ettiramiz. Ushbu hadisni Imom Tabaroniy Ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qilgan ekanlar. Rasulimiz alayhi salatu vasallam aytdilarki, "Ahabbun nas ila Allohi anfa'uhum linnas va ahabbul a'mali ila Allohi azza va jalla sururun tudkhilhu ala muslim va takshifu anhu kurba aw taqdi anhu daynan aw taruddu anhu ju'an ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا ومن كدم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا
وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَقْضِيَهَا لَهُ ثَبَّتَ اللّٰهُ قَدَمَيْهِ يَوْمٌ تَزِلُّ الْاَقْدَامِ dediler. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlerge talim verip ayet yaptılar ki, adamlarının içi de en sevimliği kim? Kim sevimlik adamlar içi de? Şimdi adam ki, başkalarına menfaati yetedik o. Siz başkalarına menfaatiniz yetip durgen bolsa siz adamlarının sevikliğisiz. Allah şunaka kılıp koyunca şükür kılış gerek. Şunaka kasip egeleri var ki adamlarına daimi yardımı tekip duradı. Aytelik tabipler. Hazır ki kunda aynı zamana bilindi. Kupçilikke menfaati yetip duradı. Daimi onun darvazası takkıllagen boladı. Yakışık doktordu. Dikkat bu maslik gerek. Zihriktim diye maslik gerek. Allah'a şükür kılış gerek ki başkalarına menfaat etkizadigan kılıp koydu. Yok ki tadbirkor. İşler çıkarış kıladı. Kança adamda rızkıya sababçı buladı. Bunu arkasından maşakkat çekedi, kıyınçilik çekedi. Lekin o kupçilikke menfaat etkizadigan. O adamlarını sürgülüyüz. Resulümüz yine ettiler ki ahabbul a'mal ilallahi. Karenge Allah Ta'ala'ya en sükli bulgen Allah yaxşı görədigən amallar qaysı amal? Hani Peygamberimiz Aleyhisselam deyib. Allah Ta'ala'ya üçün en mahbub amal şunday amal ki sururun duhul muslim. Müslümanın kalbiga xursandchilik kirgizadigan amal ekan. Siz bir müslümanı xursand qilib qo'yganingiz uchun mana şu işiniz Allah'ın nazdida en mahbub amal ekan da. Müslümanın kalbine hursançlık kirgiziş. Kendi kılıp olsa ham. Kul izlen değil mi? Yardım kilse kılıp. Yakşı yapırıp mı? Onge yakşılığı kılıp mı? Salam verip mi? Tabassum kılıp mı? Değil mi kılıp olsa ham? Ana o işiniz Allah'ın nazdide en yakşı kurulgen amellerden. Ya ki bu olmasa Resulümüz Aleyhisselam'a teyptiler ki birer bir kişinin dünyadaki kıyınçiliğini ketkizip koyuş. Birortasi bizga qiyinchiligini aytib kelsa, qodir bo'lsak ham shundan yuz o'girmasligimiz kerak azizlar. O'zi aslida birovdan yordam so'rab kelishlikdan qiyin narsa yo'q. Oldingizga kelib sizdan bir ozgina bolasi uchun, oilasi uchun yoki o'zi uchun yoki dunyoni bir tashvishini aritishlik uchun oldingizga kelguncha u odam bilasizmi qanaqa holatga tushadi? Ming xil andisha bilan, ming xil mashaqqat bilan keladi-yu. Biz nima qilamiz? Agar uyda bo'lsak, uydagilarga, ishda bo'lsak, ishxonadagilarga aytamizki, mani yo'q deganmiz. Eng oson gap shu. Ko'rmaylik ham qutilaylik shundan. Yoki birortasi tashvishini aitsa, menga nima deymiz? Ammo haqiqiy musulmon, taqvodor inson mana bu rasulimizning hadisiga muvofiq aytayaptilar-ki, agar kim bir insonda qalb o'shi qiyinchiligini ketkizib qo'ysa, Allohning nazdida eng zo'r amallardan bittasi. Boshqa bir hadisda aytganki, kim bu dunyoda bir musulmonni dunyo tashvishini ketkizishga yordam bersa, qiyomat tashvishida Alloh taolo o'sha odamni qiyomat tashvishidan qutqarib qo'yadi dedi. Qarang, qancha qiyinchilik mahalda bizga kerak bo'lar ekan. Shuning uchun sizga yordam so'rab kelayotganga imkoniyatingiz bo'lsa yordam bering azizim. Alloh shunga qodir qilganiga shukr qiling. Qo'lingizdan kelsa yordam bering. Yoki deyaptilar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam avtatrudu anhu ju'an yoki o'sha odamni ochligini ketkizsa. Bir odam qiynalyapti, uni ochligini ketkizsa. Mana shu narsalar Allohning qoshida eng mahbub amal. Va so'zining oxirida Rasulimiz alayhissalom ajoyib bir gap aytdilar. Aytdilarki, "Li an amshiya ma'a ahi fi hojati." Men bir birodarimni hojatini chiqarishlik uchun un bilan birga yurmoqligim, birga sayr qilishim. Men uchun mana bu masjidda, ya'ni Masjidun Nabaviyda bir oy e'tikof o'tirganimdan yaxshiroq dedi, qarang. E'tikof qanaqa katta amal bo'lsa. Mana shu Masjidun Nabaviyda e'tikof bir oy o'tirganimdan ko'ra bir musulmon birodarimni ishini hal qilishlikka birga harakat qilib qo'yishligim yaxshiroq deyaptilar payg'ambarimiz alayhissalom. Yana so'zlarining davomida aytdilarki, kim bir insonni o'ch olishga qodir bo'la turib g'azabini yutsa,
Allah onun kalbini kıyamet günü de özünün razılığı bilen doldurup koyadı deyipti. Allah sizge mertebe veripti, mansab veripti, güç veripti, imkaniyet veripti. Sizge kimdir bir adablik kılıp koydu, sizge bir yamallik kılıp koydu. Siz onu her kanakasıge çare korup, esini kirgizip koyuş, kudretige egesiz, kolizden keledi. Lekin mana şunda kadir bula turup şunu, bopti de gözünü yumgan adamdı deyipti, Allah kalbini kıyamette özü razı bugün narsalarını doldurup koyarken. Çünkü bu cüda kıyında azizler. Kadir bula turup keçirip yubarışlık asan narsa emez. Bunun için katta cesaret gerek. Ana şunun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bizge alahada eyti yaptılar. Ve eyttiler ki, kim bir biraderini haceti bilen yürüp onu rava kılsa, Allah kademler tayadigan kunda onun kademlerini sabit kadem kıladı. Yani kıyamet günü de sabit kadem kıladı. Şimdiyken biz Allah Hak Azze ve Celle'nin nimetine şükür kılıp, bir Müslüman'da hacetini çıkarışke hareket kılsak, onu bilen birge yürsek, kıyamette ayaklar tayilip getirdiğin kıyamet günü de Allah bizge yardan verirken esir. Lekin afsus, ko'p holatlarda bu narsani unutib qo'yamiz. Agarki hammalarimiz mana shu ko'rsatmaga muvofiq amal qilsak, jamiyatda insonlar bir-biriga bo'lgan muhabbati ortib ketadi. Imom Termiziy rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytibdilarki, "Vallohu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Madami ki bir kişi biraderinin yardımı da bulur iken, Allah onun yardımı da bulur. Allah sizge yardım verişini istese, siz bir insanga yardım verin deyipti. Ana o şimdi Allah Ta'ala bizge cüde kette yardımını ata kıladı. Niye bu gaplarını gapir yapmayız azizler? Aslında biz tadbirkarlık ve ticaret hakkı da gaplaştığımız kere gidik o. Demek tadbirkar, ticaretçi, boy, badavlat kimse mana shunaqa odamlarga shunday manfaat qiladigan bo'lish kerak. Sahobai kiromlar ichida shunchalik darajada badavlatlari bo'lganki, boyliklari ularni zarracha ibodatdan yoki taqvodan qaytarib qo'ymagan. 10 ta bashorat qilingan jannatiylik bashorat qilingan sahaba bor. Tirik mahalda Rasulimiz alayhisolatu vasallam tomonida mana shu 10 alasi jannati degan sahabalar bor. Ismlarini aytib bergan. Mana shularni deyarli yarmi eng badavlat sahabalar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu qanday badavlat edilar? Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ham badavlat bo'lganlar. Ularning ichida eng mashhur biz uchun ma'lumi Abdurrahmon ibn Af radhiyallohu anhu. Abdurrahmon ibn Af radhiyallohu anhu'ni qoldirgan boyligini tillolarini hisoblab chiqib bugungi muomalamizga bo'lib chiqadigan bo'ladigan bo'lsak almashtirsak agar dollarga necha yuz milliarddan oshib ketar ekan dollar. Mana shu odam. Lekin bu odam shuncha boyligi taqvodan to'xtatib qo'ymadi. Mana shuncha boy odamga ummatlar orzu qiladigan bitta ne'mat ham berildi. Qabilasizmi qanaqa ne'mat berildi? Payg'ambarimiz alayhissalom bir kun namozga kirsalar, uzot kelmaganliklari uchun, kechikib qolganligi uchun Abdurrahmon ibn Af radhiyallohu anhu imomlikka o'tkizgan ekanlar. Rasulimiz alayhissalom kechib keldilar, qarasalar Abdurrahmon o'tyapti. Abdurrahmon sezdilar payg'ambarimiz alayhissalom kelganini. Nima qilishni bilmay qoluvdi, payg'ambarimiz qo'llarini beliga qo'yib, orqada iqtido qilib unga namoz o'qidilar. Dunyolarining rahmati bo'lgan sarvari koinot iqtido qilib namoz o'qigan zot hozirgi kunda insoniyat ichida eng milliarder odam. Lekin dunyo u odam to'xtatib qo'ymadi. Bir kuni payg'ambarimiz alayhissalom sahobalar katta bir urushga hozir ko'rishdi. Dushman yomon, dushman qattiq. Charchagan. In islomda avvali hiç narsası yok. Vatan, yurt, iman, aile, hemen himoya qilış gerek. Canını beradi sahabalar. Dini üçün, Rasulü üçün, itikadı üçün, hemen her şeyi tayyor.
Lekin iqtisod ham kerak ekan. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom chiqib bir gap aytdilar sahobalarga qarab. Shunaqa gap aytdilarki, ba'zi birlarning yuraklari titrab ketdi. Rasulimiz Allohga qarz berib turadiganinglar bormi dedilar qarang. Alloh uchun qarz beradiganinglar bormi dedilar. Mana shu urushda biz ot, ulov, qurol, aslaha olish uchun Alloh uchun qarz beradiganinglar bormi dedi. Adromon ibn Afguni eshitib o'tira olmay qoldilar u. Uylaridan bilasizmi qancha tilla olib kelgan ekan? 7.5 kilo tilla olib kelgan ekan. Oltin. Olib kelib mana shunday Rasulullohni oldilariga qo'yib, "Ya Rasululloh, siz Alloh uchun qarz so'rayapsizmi?" dedilar. "Allohga ya" dedilar. "Mana olib keldim, oling ishlating" dedi. Hazrat Umar bir qaradilarda payg'ambarimiz oldilariga kelib Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu hozir yaxshilik qilaman deb zararga kiryapti. Men o'ylashimcha oilasiga bir dirham qo'ymasdan olib keldi hozir dedi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mehri daryo zotidilar azizlar. Abdurrahmonda haligi molini doq qaytardilarda oilangga bolachaqangga biror narsa qo'ydingmi dedilar. Ha ya Rasululloh. Uydagilarda oilamni hammasini ta'minlab qo'yib, keyin sizga olib keldim dedi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdiki, "Ya Abdurrahmon, agar oilangni och qo'yib, ularni rizqini qiyib olib kelgan bo'lsang, bu ehson kerak emas, bu sadaqating" dedi. "Yo, qo'ydim" dedi. "Nima qo'yding? Qancha qo'yding?" dedilar. Mana shu savollarga javobini eshitib, hozirgacha kim o'qisa yig'laydi-da azizlar. Milliarder qancha oltin u kumushlariga boy bo'lgan zot. Agar bizni o'yin hozirgi nimamizdan aytadigan bo'lsak, butun dunyo o'sha odamniki deb turgan odam. Bizning nazrimizda kim boy bo'lsa dunyoni yaxshi ko'radi deb o'ylaymiz-da. Shunaqa odam olib kelib beryapti. O'shinday dunyosini eng chegarasi yo'qib turgan odamning gapini qarang. Payg'ambarimiz alayhisalomga aytdilarki, "Ya Rasululloh, bu Alloh uchun olib kelganimni oling" dedilar. "Men uyga bola chaqamga bundan kattaroq narsani tashlab keldim." "Ha, nimani tashlab kelding?" "Razzoq va'da qilgan va'dani tashlab keldim." Bir so'm qo'ymagan ekan. Razzoq bo'lgan Allohga tavakkul qilgan ekan. Abdurrahmon ibn Afga payg'ambarimiz alayhisalom molingga ham oilangga ham baraka bersin duo qilganlar. Abdurrahmon ibn Af aytadilar ki, Rasulullohni shu duolardan keyin ishonasizmi dedilar. Yo'lda ketayotib oyog'im bir toshga tegib ketsa, tayidan tilla top borardim dedi. Lekin bu duoni olishlik oson bo'lmadi. Bu zot shunaqa darajada sahih saxovatli edilarki, bir kuni 700 tuyada karvon olib keldi. 700 ta. 700 fura degani bu hozir. Shuncha yuk olib keldi. Madinani ichiga kirganda Madina yerlari titrab ketgan ekan. Ichkarida o'tirgan Oyisha onamiz ham so'ragan ekanlar, "Nima bo'lyapti?" deganlarda Abdurrahmon ibn Afni karvoni kirib keldi dedi. Oyisha onamiz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Abdurrahmon ibn Afni jannati ekanligini eslatdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa deganidi deganini eshitib qolib Abdurrahmon ibn Af o'sha 700 ta karvonining hammasini Alloh yo'lida sadaqa qilib yubordi. Mana shunaqa bo'lish kerak musulmon boy azizlar. Boylik topish kerak. Musulmon odamda boylikka munosabati mana shunday bo'ladi. Boylik topamiz, lekin boylik aytadiku faylasuflar aytadi. Boylik deydi bir dengiz deydi. Siz buni ustida kemada suzing, ammo uni ichiga cho'kmang deydi. Qalbga joylab qo'yish kerak emas. Ana o'shinda inshaalloh Allohni bergan mana shu boyligini to'g'ri sarflagan bo'ladi. Rasulimiz alayhisalomda bir ajib hadisi bor ekan. Bugun bizni jamoatimizda ishtirok etayotgan boy, badavlat, tadbirkor, tijoratchi qancha azizlarimiz o'tiribsiz. Men sizlar haqingizda ushbu hadisni aytaman va bugun ko'p darajada sadaqot ihson qilishlikka ega bo'lmayotganlar uchun ham yana bir Rasulimizning hadisini yetkazmoqchiman.
Rasulimiz aleyhissalatu vesselam aytgan ekanlar, İmom Muslimda bu hadis keladi. Amr ibn Sa'd radhiyallahu anhu'dan rivoyat qilinadi. İnna Allaha yuhibbul abdal gani attaqi al khafi dedilar peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Alloh haq azza ve celle boy takvoli ve khafi bo'lgan bandasini yaxshi ko'radi dedi. Boyni yaxshi ko'rar ekan Alloh. Qanaqa boydi? Qanaqa boydi yaxshi ko'rar ekan. Orqasidan aytayapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Alloh boy bandani yaxshi ko'radi. U bandani sifati birinchisi attaqi, taqvodor. Allohdan qo'rqadigan. Va al-xafi. Xafi degani bu o'zini bildirmaydigan, maxfi ushlaydigan. To'tta non olib kelsa internetga chiqaradigan emas. Eşiğini takkırlatıp, 8'te kamerayı koyup, bitti kambağalı oturup da bola çakası bilen kasar. Yerde yatıp da gapir olmaydı, bir çağıra zorga yatıp da. Haligenge bir karopken alıp gelip, bütün alemi görsatıyordu. Koreyler bana ben kalıyordu. Bu Allah yaxşı görüldü gönmez. Lekin şimdi baylar, barki azizler, Allah yoludur. Şimdi işlerini kıladı da ayet dedi ki, bunu hiç kim bilmesin dedi. Bana bu Allah yaxşı görüldü gönmez. Mana shu masjidni bino qilishlikda bilasizmi qancha azizlarning davlati ketgan. Bitta misol. Lekin men birortasining ismini aytganimni eshitdingizmi? Lekin hammasi bitta gapni aytibdi. Ismimizni aytmanglar debdi. Alloh uchun shuncha sarflab turib, meni ismimni maxfi qiling deydigan boy Alloh yaxshi ko'radigan boyda. Butun dunyoga ko'rsatishga harakat qilamiz. Yo'q azizlar, imkon qadar bekitish kerak. Hokisor kamtar. O'sha odamni ko'rganda, nahotki shu odam shunaqa darajada deb o'ylanib ta'ajjub qiladigan darajada bo'lish kerak. Ana o'sha inson bu dunyodagi Alloh yaxshi ko'radigan va davlat kishi ekan sizlar. Endi qarang, sadaqa qilganlarga qancha savob bor ekan. Ehson qilganlarga qancha savob bora? Sadaqa qilsa gunohlar yuvilar ekan. Bir odamga yaxshilik qilib qo'ysa, qiyomatdagi qiyinchiligini Alloh qutqarib qo'yar ekan. Bir masjid qurgan insonga aytaylik, Alloh haqqazza va jalla bu jannatda qasr bino qilar ekan deyapmiz. Bir kambag'alni ko'yniga xursandchilik kirgizib qo'yishlik qancha xursandchilik savobini olishga sabab bo'lar ekan. Xo'p, juda ko'p narsalar. Buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayot mahalda ham bu gaplarda aytganlar-da. Sahabalar oldiga kelib savol bergan ekan azizlar. Bu savol hozir ko'pchiligining ichida aylanayotgani aniq. Payg'ambarimiz oldiga kelib Abu Zar roziyallohu anhu rivoyat qiladi bu hadisni. Bu hadisni azizlar mana shu aytmoqchi bo'lgan hadisni sizlarga Imom Buxoriy, Imom Muslim bir beshta muhaddislar rivoyat qilgan. Juda mashhur hadis. Abu Zar radiyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'da aldılarına sahabeler gelip, ya Resulallah, boy sahabeler savap alışlıkta bizden ötüp giderken de dedi. Biz namaz okuyumuz, roza tutamız, nafil namaz okuyumuz, kolumuzdan keyin ibadetimizi kılamız. Lekin boylar bundan taşkarı sadakatlar kılarken, ihsanlar kılarken, hacilerine borarken, şunca iş. Demek onlar bizden ötüp giderken de dediler. Hasat kıganıdan emas azizler. Hasattan emas. Savap alalmayatken eden. Bana şimdi kılıçlık imkaniyatı onlarla yoklu giden. Peygamberimiz aleyhisselam onlarla ne dedi azizler? Onlarla karab ettiler ki Allah'a azze ve celle sizlerle hem sadaka kılıç imkaniyatını verip koymadı mı dediler. Bana bir de oturken, hemen şunu oylaşmamız gerek. Allah Ta'ala hemen imkaniyetini verip koyup sadaka kılıçtı. Kanaka o degenlerde Resulümüz Aleyhisselam ettiler ki, her bir tasbih, her bir tekbir, her bir tahmid, her bir tahlil sadaka dediler. Tasbih, Subhanallah. Tekbir, Allahu Akbar. Tahmid, elhamdülillah. Tahlil, la ilahe illallah.
mana shu kalimalarni aytishligingiz sizga uchun sadaqa bo'ldi dedi payg'ambarimiz alayhisalom. Biz ba'zida shuni aytmasdan turib chiqib ketib qolamiz-da. To'g'ri, hamma shoshilib turadi, lekin har doim ham buni aytib yurish imkoniyati yo'q. Shu imkoniyat namozdan keyin o'tirib qiling, tasbihlarda aytib oling, sizga sadaqa bo'lsin deyaptilar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam. Sadaqaning imkoniyatini yaratib qo'yibdi. Kimlardir millionlab topib sadaqa qilayotgan bo'lsa, siz mana shu tahlilni, tahmid, tamhidni, alhamdulillah deb, Allohu akbar deb qiling dedilar. Va yana so'zlarini davom ettirib aytdilarki, amru ma'ruf sadaqa, nahy munkaram sadaqa dedilar. Odamlarni yaxshilikka chaqirib qo'yishlik, yomonlikdan qaytarishlik ham sadaqa dedilar. Va oxirida aytdilarki, hatto ayolingiz bilan shar'iy munosabatda bo'lib yashashingizda ham sadaqa bor dedilar. Mana shu gapidan keyin sahobalar ya Rasululloh dedilar. Ayoli bilan istiqomat qilib musulmon shavvolning xirsini qanoatlantirishlikda ham savob bo'ladimi dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom agar shu ishni haromdan qilsa gunoh bo'ladimi dedilar. Ha bo'ladi dedilar. Demak bunda sadaqa savob bo'ladi dedilar. Alloh mehribonchiligini qarang, shuncha imkoniyat berdi. Demak, bugun biz tijorat, tadbirkorlik haqida gaplashar ekanmiz. Kim qo'lidan kelsa tijoratini qilsin. Kim qo'lidan kelsa tadbirkorligini qilsin. Ko'pchilikka manfaat yetkizsin azizlar. Bir-birimizga mehr oqibatli bo'lib, bir kambag'alni ko'rsak, uni ko'nglini xushlab, uni duosini olishlikka harakat qilaylik. Va shuning bilan birga bunga imkoniyatimiz yo'q bo'lsa, o'shilarga hasad qilib yurgandan ko'ra takbir aytaylik, tasbihlarimizni aytaylik, ibodatimizni kuchaytiraylik va Allohdan hammamizni mana shu maqomga yetishligimizni so'rab duo qilishimiz kerak. Dinimiz insonni aziz va mukarram zot sifatida ulug'lagani hammamizga ma'lum. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, "Astaezu billah va laqad karramna bani adama" dedi. Biz odam bolasini hammasini yer yuzida mukarram qildik dedi. Va mukarramlikka erishmoqlik uchun bizlarga ruhiy va ma'naviy jihatdan komillikka yetishishligimiz ham muhim. Bilamizki, dinimiz insonlarni mana shunday ruhiy va ma'naviy kamolga yetishishlik uchun ko'rsatmalar beradi. Ammo bir narsasiga e'tibor berishimiz kerakki, dinimiz faqatgina insonlarda ruhiy, ma'naviy jihatdangina quvvatli, baquvvat bo'lishlikka emas, balki jismonan ham baquvvat bo'lishlikka targ'ib qiladi. Nafaqatgina biz ma'naviy jihatimizdan boy, ma'naviy jihatdan baquvvat bo'lishimiz kerak. Va shuning bilan birga jismonan ham baquvvat bo'lishligimiz kerak. Jismonan baquvvat bo'lishlik uchun nimalarga amal qilinadi? Demak, inson shariatni ko'rsatmasiga muvofiq, payg'ambarimiz alayhi salomni ko'rsatmasiga muvofiq hayot tarzini qo'yar ekan, u inson albatta baquvvat bo'lib boraveradi. Bu narsani hozir bizda sog'lom turmush tarzi deb atayapmiz. Hali dunyo sog'lom turmush haqida tasavvurga ham ega bo'lmasdan turib, hali sog'lom turmush haqida targ'ibotlar qilmasdan turib 14 asr muqaddam payg'ambarimiz alayhi salom musulmonlarni sog'lom turmush tarziga chaqirdilar. Endi 14 asr o'tgandan keyin bizga sog'lom turmushni musulmonlardan boshqasini o'rgatishligi biz uchun ayib. Biz o'rgatishimiz kerak sog'lom turmush tarzi degan narsani. Biz o'rgatishimiz kerak poklik nima yo ozodalik nima. Shuning uchun siz azizlar bilan bugun dinimizdagi mana shu sog'lom turmushga aloqador bo'lgan ba'zi masalalarni eslab o'tamiz. Mu'min kishi o'zini ustida ishlab baquvvat bo'lishlikka harakat qilishligini lozim ekanligini payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan ushbu hadisda Imom Muslimda keltirilgan bu hadisda bizlarga ta'lim beradilar. Jumladan Rasulimiz alayhissalom aytadilarki, "Al-mu'minul qaviyyu khayrun va ahabbu ila Alloh minal mu'minid da'if" dedilar. Ya'ni kuchlik mu'min
Baquvvat mu'min, zayıf mu'minden köre Allah'a suyukli raktır. Baquvvat mu'min, zayıf mu'minden köre Allah'a suyukli raktır. İmam-ı Nevavi ve bazı bir takvali yani ulamalar bu hadisten közlengen maksat aslında imandaki baquvvatlik deyip aytkenler. Bu baquvvatlik, bu kuvvetlik imandaki edip aytkenler. Lekin ekser ulamalar yok bu cisim manen aytilingen degen manada ham berişken. Her iki tamamı da ham doğru. Mu'min bandana Allah Ta'ala iman cihatiden baquvvatini, o şey imanen baquvvati bilen birge cismanen baquvvatini yakış görürken. Şimdi elbette bu yerde aytelik, tabi ravuşta Allah Ta'ala kimnidir sel zayıf kılıp yaratadı. Kimnidir zayıf kılıp yaratadı. İllet verip koyuşu mümkün, kesellik demeyi bu bende Allah'tı karşıda yaman kuradigan degen hulasa çıkmaydı azizler. Biz özümüz bir itibarlilik bilen zayıflik ki çüp kalışlıktan kaytarıl yaptı. Çünkü bana şu cismimiz bizge amanet kılıp verilgen Allah tamamıda. Sağlam kılıp verilgen. Şimdi bana şunu biz ihtiyat kılışlık ki çakırıl yaptı. Ne için? Çünkü sağlam adam, bakuvvet adam ibadetini hem güzel kılıp eda kıladı. Fikirleşeyim tınık buladı. Çünkü sağlamlık köp nersege bağlı buladı. Ana o şey sağlam buluşlukimiz için nimeler kılışımız gerek azizler. Sağlam buluşluk için. Avvala elbette sıhhat salametlik bu Allah'ta nimeti. Allah'ta nimeti. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam cüdüyem köp bu hadisini kaytaramız. Bir hadislerine aitkenler ni'metani magbunun fihima kethirun minen nasi as-siha vel faraga. İkide nimet var dediler Peygamberimiz aleyhisselam. Şu iki nimetin kadriga adamlar hiç yetmeydi de. İki nimet var. Bunu adamlar hiç kadriga yetmeydi. Bu kaysi nimet? Salametlik ve hatırcemlik azizler. Faragat. Mana şu iki nimetli kadriga kaçan yo'qotganimizda yetamiz. Yani biz latife kılıp aytıp koyamız özümüz halkımız. Bizi halkımız deyimiz kesel bulup kaçan şu yıkılıp koyganda kegin tabip köçüreyimiz deyip latife kılamız. Maskara kılamız. Lekin mümin adam bunda bu maslik gerekti. O sıkatını kadriga yetiş gerekti. Kesel buluşlukdan aldığın mana şunu hareketi de bulmalıgi lazımdı. Demek en birinci sıhhatlik bizge ne yapıp geledi? Birinci azizler, bana hazır pandemiye davrada bütün dünya tan beriyatken, Müslümanlara tan beriyatken bir de cihatı var. Onlar ne yapıp bizge taklif beriyatken olsa aytaylik, bana şu keselliklerde aldığını alıştık için ne yapıp kılış gereği degen de birinci görsetmesi ne yapıldı? Kolda yuvuşluk oldu. Kolda köprağı yuvup duruş gerek. Kol ileride yuvup duruyorlar dedi. Dinimiz insanlarda bir günde beş mahal kolunu yudurup koydu ki. Cuma günü gusul kıldırtırıp koydu ki. Dinimiz ne kadar inkançalık. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam avukattan avval ham avukattan kegin ham kollarını yuvuşlukla çakırtırıp koygenler. Bana bu dinimizde kançalık muhum bu bizge. Demek insanda salamet buluşluğuyla madame ki pakilik gerek iken dünyada Müslümandaki pakil bulmaslık gerek azizler. Biz en pak insanlar buluşumuz gerek. Mu'min, Müslüman adam yürüyüş duruşu da, kiyinişi de, faaliyeti de pak buluş gerek. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a amr kılıp ibadetke buyururken Estaizu billah ve thiyabeke fetahhir degen Allah Ta'ala. Kiyimingizni pak kılın. Demek namaz okuşluk için bizden en birinci talep kılınadigan narsa taharattı o azizler. Taharet namazın kalıtı. Namaz cennetin kalıtı. Taharet degenimizde bu pakilik. Pakilik. Biz hazır namaz için aladıkken taharet neyem? Biz taharet deyip eteyimiz. Aslında taharetini lügavi tercüme kılsak pakilik degen mana çıkadı. Ama siz bilen biz namazga aladıkken taharetini Araplar vudu deydi. Araplar vudu deydi. Lekin o şu vuduya taharet, pakilik. اِنَّ اللّٰهَ نَذ۪يفُنُ وَيُحِبِّ النَّظَافَ Allah özü pak bölgenliği için paklarını yakış görüyor. Müslüman adamı
Allah Ta'ala Peygamberimiz Aleyhisselam'a buyurgan narsasini qarang. Birinchi bo'lib, "Va thiyabaka fatahhir." Kiyimingizni poklang. Poklik, tahoratlik bo'lishlik. Tahorat ila yurishlik azizlar. Peygamberimiz Aleyhisselam bir kuni qabriston ziyoratiga bordilar-da. Yonlarida sahobalar ham turgan edilar. Ularga qarab aytdilar ki, "Men," dedilar, "dostlarimni sog'inib ketdim," dedilar. "Dostlarimga mushtoq bo'lib qoldim, ishtiyoqim ortdi, dostlarni sog'indim." Ajib gapda bu. Yonlarida sahobalar turib hayron bo'ldilar ki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ota-onamiz sizga fido bo'lsin. Biz emasmi do'stingiz?" dedilar. "Biz emasmi?" deyodilar. Rasulimiz alayhissalom aytdilar ki, "Sizlar mani sahobam sizlar." "Do'stlaringiz kim?" "Do'stlarim meni ko'rmasdan mendan keyin menga iymon keltirgan ummatlarim," dedilar. "Siz aytdi azizlar, biz aytdi." Shunday do'st degan zot bizni payg'ambarimiz azizlar. Endi qarang, bugungi mavzuimizga taalluqli joyini aytmoqchiman. Haligi sahobalar qiziqdilar-da, so'radilar. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, qiyomatda hamma ummatni ko'rasiz, taniysiz. Biz-ku yoningizda doim yuribmiz. Ammo o'sha sizni ko'rmasdan hozir siz sog'ingan do'stim degan ummatlarni qiyomatda qanday tanib olasiz?" dedi. To'g'ri savolda azizlar, milliardlab musulmon bo'lsa, to qiyomatgacha Alloh biladi sonini, inshaalloh ziyoda qiladi sonini hali. Milliard, milliard, trillionlab musulmonlar bo'ladi inshaalloh. Mana shuncha musulmonlar bo'lsa ummati payg'ambarimiz alayhisalomni qanday tanib oladi? Shunda rasulimiz ularga qarab aytdilarki, "Agar sizlarni ko'p otinglar bo'lsa, shu otinglarni ichida bittasi g'orran muhajjilin bo'lsa, ya'ni peshonasi bilan qo'lida oq qashqasi bo'lsa, ajratib tanib olasizlarmi?" dedilar. "Ha, ya Rasululloh. Agar otlarni ichida bitta qashqali, ikkita qashqali bo'lsa, albatta ajratamiz," deyodilar. "Men ham ummatimni mana shu g'urran muhajjilinidan, tahorat olgan joylaridan chiqib turadigan nuridan ajratib olaman," dedilar. Tahorat olgan joylarimizdan nur chiqib turar ekan, u yerda pasportimiz yo'q ekan, mana men ummatman deb ko'rsatadigan mana shu ekan azizlar. Shuning uchun poklikni qarang qanchalik e'tiborligini. Tahorat haqida oddiy gap emas-da bu. Bu qiyomatda sizni ummat ekanligingizni ko'rsatadi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhissalom tavsiya berganlarki, siz doim tahoratda yuringki, rizqingiz barakali, rizqingiz ulug' bo'ladi deganlar. Doim tahoratda yurishlik bu insonni doimo pok deganida. Ana shuning uchun agar musulmon odam doim pokligiga e'tibor bersa, doim tahoratla yuradigan bo'lsa, qiyomat qoyim bo'lganda payg'ambarimiz alayhissalom bizlarni mana shu tahoratni asaridan chiqib turadigan nurlardan tanib oladi. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, "Ummatim mana o'sha g'urran muhajjilini bilan keladi. Men ularni tanib olaman. Xohlasangiz buni ziyoda qiling," dedi. Ya'ni doimiy tahoratla bo'ling. Imom Termiziyda kelgan hadis, payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar, "Inna Alloha Ta'ala tayyibun yuhibbu at-tayyiba." نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أفنيتكم رواه مسلم. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam aytdilar ki, albatta Allah pokdur, poklikni yaxshi ko'radi. Tozadur, tozalikni yaxshi ko'radi. Oliy janobdur, oliy janoblikni yaxshi ko'radi. Sahidur, saxovatni yaxshi ko'radi. Bas hovlilaringizni toza tutinglar deb. Qarang, Rasulimiz alayhissalom bizlarga Allohning pokligini eslatib turib, yana alohida ta'kidlab o'tyapti. Poklik deganda faqat jismingizda, kiyimingizda tushunmanglar, balki hovlilaringizda ham toza tutinglar deyaptilar. Hovlilarni toza tutishlik. Musulmon odam yashaydigan joyini pokiza tutishlikda katta hikmat bor ekan azizlar. Farishtalar eng yomon ko'rgan narsalardan bittasi badbo'ylikda. Badbo'ylikni, yomon, yoqimsiz hidni, axlatni, mana shunaqa pokizasiz narsalarni farishtalar yomon ko'radi, u yoqqa kirmaydi.
Keyin biz yuraveramiz. Nimaga meni ishim yurishmayapti? Nega rizqim bo'lmayapti? Nega baraka yo'q? Axir nopok uyda qanday baraka bo'lsin? Chunki bizni rizqimizga duo qilib turadigan farishtalar kirmayapti-ku uyimizga. Farishta doim duo qilib turar ekan, har kuni mana shu sohibni, uyini egasini haqqiga duoda bo'ladi azizlar. Biz o'sha duoda bardavom qilmoqligimiz uchun pokiza qilib turishimiz kerak uy joylarimizni. Ana o'sha pokiza bo'lganda inshaalloh u joyga farishtalar kiradi. Farishta badbo'ylikni yomon ko'radi. Nima uchun biz aytamizki, mana payg'ambarimiz alayhisalom bir gapni aytganlar. Man akala min hadhihi shajara, ya'ni tum la yadkhulanna al-masjida degan. Kim mana bu mevani yesa masjidga kelmasin, kelmay tursin. U qaysi meva? Sarimsoq piyoz dedilar. Sarimsoq piyoz harom emas azizlar. Sarimsoq piyoz harom emas. Nima uchun payg'ambarimiz alayhisalom buni aytdilar? Chunki o'sha sarimsoq piyozdan chiqadigan badbo'y hid masjidda farishtalarga ham turgan mu'minlarga ham azor beradi. Biz ham masjidga kelayotganda eng pokiza kiyimlarimizni kiyishimiz kerak. Poklanishimiz kerak. Tahoratli bo'lishimiz kerak. Va eng birinchi mana shu badbo'ylikni ketkizish kerak misvak azizlar, muhim narsa. Ya'ni tishni tozalash. Misvakning o'rniga hozir turli majunlar, mana bu tish yuvuvchi pastalar, boshqalar ishlatilyapti. Mana shunga ko'p e'tibor qaratilgan. Nima uchun? Chunki mu'min odam birortasi bilan suhbat qilganda, yonida turganda hammasida rohat bo'lish kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom bu dunyodan ketayotganlarida, olamdan o'tayotganlarida ham oxirgi qilgan tozalanishi mana shu misvak bo'ldilar-da. Jon oluvchi farishtaga misvak bilan yo'liqdilar-da azizlar. Shunchalik e'tibor ekanda, ana shuning uchun biz pokligimizga, hamma jihatimizni pokligiga juda katta e'tibor berishligimiz lozim bo'ladi. Ayniqsa bugungi kunda o'sha mana bahor oyi kelayotganda tozalash uylarni, mahallalarni avvallari qanday edi azizlar? Hozir poklik haqida gapirmasak bo'lmayapti chunki hamma joyga axlat tashab ketgan, ko'chalarda axlat, kechirasizlar bu musulmon yashaydigan o'lkada bunday bo'lmaslik kerak. Yana biz boshqa ba'zi bir davlatlarni maqtaymizki, ularni deymiz, o'sha axlat soladigan idishiga juda rioya qilar ekan, borsangiz alohida solar ekan, undoq ekan, bundoq ekan. 14 asr muqaddam bu islomda aytilib bo'lgan edi-yu. Amal qilmayotgan bo'lsak, dinimizni, millatimizni aybi emas azizlar. Bu bizni o'sha keyingi davrdagi beg'am bo'lishligimiz, bu narsalarga be'tibor bo'lishligimiz sabab. Shuning uchun azizlar, albatta bugun sog'lom turmushni gapirganimizda biz poklikni gapirmasdan ilojimiz yo'q. Albatta poklikka intilmoqlik kerak. Ana bundan keyin yana bitta sog'lom turmush talabi dinimizda ham bugungi tibbiyotda ham ovqatlanish me'yorini bilishlik. Hammamiz ovqatlanishimiz kerak, tanovul qilishimiz kerak, quvvatlanamiz, bu quvvatimiz bilan ibodat qilamiz. Arablarda bir maqola bor. Arablar aytadiki: "Al-aqil ya'kul li'ayish wal-jahil ya'ishu ya'kul" deydi. Ya'ni aqlli kishi ovqat yeydi yashash uchun. Ya'ni ovqat yesam yashayman, quvvat olaman deb yeydi. Ammo johil kimsa yashaydi yeyish uchun. Ikkalasi ham bitta ishni qilyapti. Lekin aql bilan johilning farqini qarang, biz nima uchun tanovul qilamiz? Quvvat olay deymiz. Bo'sh qop tik turmas ekan, quvvatli bo'lib turaylikki, ibodatimizni qilaylik, boshqa dunyoviy, uxroviy ishlarimizni bajaraylik deb Allohga bergan ne'matini tanlab shukr qilib ovqatlanamiz. Lekin johil shunaqa bo'lar ekanki, faqat yashashdan maqsad yeyish deyar ekan. Ana shuning uchun yeyishni ham, ovqatlanishlikni ham me'yori bilan qilmoqlik lozim ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki: "Ma malay ibn adama wi'an sharra min batnihi." Odam bolasiga to'ldirish uchun qoradan ko'ra yomon idish yo'q dedilar.
odam balasiga to'ldirish uchun qornidan boshqa yomon idish yo'q. Hasbi ibn Adama uklatun yuqamna sulbahu. Aslida insonga qaddini ko'taradigan darajadagi luqma kifoya qiladi deyapti. Shu yegan taomimiz ozgina bizni qaddimizni ko'tarib quvvat berib turadigan darajada yeyish kerak ekan, ya'ni ko'p ovqatlanmaslikka buyuryaptilar payg'ambarimiz alayhisolam. Agar ki ozgina yeyishlikka ham qanoat qilmaydigan bo'lsalar dedi payg'ambarimiz alayhisolam. Bir qoidani aytdiki, bugun mana shu qoidani 21. asrdagi eng zo'r tibbiyot olimlari, meditsinani rivojlangan o'lkasidagi odamlar tavsiya beryapti. Qarang-a, mo'jizani qarang. 14 asr muqaddam payg'ambarimiz aytdilar. Agar dedi juda ozgina ovqatga kifoya qilmasa, unda aytdilarki, falsulsul li ta'amihi, 3dan 1 qismini oshqozonda ovqatga ajratsin. Va sulsul li sharobihi, yana bir qismini suvga ajratsin. Va sulsul li nafsihi, bitta qismini havoga, nafas olishga qilsin. Ya'ni oshqozonni 3ga bo'lib, bir qismida taom bo'lsin, bir qismida suv bo'lsin, bir qismi havo olishga qolsin. Nafas ham olmaydigan darajada yeyorma deyapti-da. Qushna qilamiz-da, yeb hech nafas olishni ilojisi bo'lmay qolganda keyin bitta ovqat hazm qiladigan dori izlashga tushamiz. Shu dorini ichib bo'lsa ham shu hazm qilsak. Aytadi-yu bir odam bor ekan, juda ham ko'p ovqat yeb hech iloji bo'lmay qopti. Oxiri kelgan ayoliga aytibdiki, "Men ovqat yeb bo'kib qoldim shekilli, ko'p yuboribman" desa, "Ya ovqat hazm qiladigan dori iching" desa, "O'sha dori chiqqanda uni ham o'rniga bir narsa yeyardim" degan ekan. Shunaqa yeyapti-da hozir azizlar. Bu isrofni qarang, bu dasturxonlarni qarang. Payg'ambarimiz alayhisalom davrlarida bir dasturxonda 2 xil taom bo'lmagan azizlar. Biz u juda ham o'sha taomlarni juda ko'paytiramiz, ayniqsa marosim izdihomlarimizda. Mu'min odam taom yeyishlikni tartibga qo'yish kerak azizlar. Tartibga qo'yish kerak. O'sha me'yorini bilib juda o'zini, chunki to'q odamda o'ta qorni to'q bo'lsa g'aflat bosadi. Talabalarga mana ko'p bu yerda studentlar, talabalar borsiz. Bizi talabaligimizda ham ustozlar aytardi, qorningni to'ydirma, chunki to'q qorin g'aflat deyardilar. Uyquni kekizadi-da. Darhol uxla, dars qila olmaysiz. Qachon talaba yaxshi dars qiladi? Qachon qorni to'q bo'lmay tursa? Ozgina och turish kerak. Umuman inson aqlini raso ishlashlik uchun qorinni to'ydirib olsa, beg'am bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ko'p qornilari och yurganlar bilasiz. Hatto qorinlarga tosh boylab yurganlar. Sahobalar qancha bo'lgan? Endi albatta bu doimiy och yurish degani emas, lekin ovqat yeyish madaniyati bu dinimizda. Mana bu narsaga e'tibor berishligimiz lozim bo'ladi. Sog'lom turmush tarzining yana ajralmas tomonlaridan biri bu azizlar, bu jismoniy faollik. Jismoniy faollik kerak bugungi kunda. Hatto buni katta mutaxassislar necha marta aytibdi. Yurtimizda, bizning o'lkamizda ham mana shu masala ko'tarildi 10,000 qadam yurishlik haqida. Bir otaxon menga aytibdiki, "Men o'ylab qarasam, bir kunda 10,000 qadam yuraman ekan. 5 marta masjidga piyoda borib kelsam, 5 mahal namozga 10,000 qadamdan ham ko'p yuraman ekan" deydi. Oldingi otaxonlarimiz shuning uchun salomat bo'lganlar-da. Yayov ko'p yurganlar. Hozir kechirasizlar-u, mana shu juma kunlari yoki boshqa namoz kunlari biz qo'rqadigan bo'ldik mashinalardan. Hech kim, hamma yakka mashinada kelyapti. Sal uzoqroqqa to'xtatib, piyoda kelay demaymiz. Iloji bo'lsa o'sha uyimizning ichi, hammasini ichigacha ham mashinada kelamiz-da, odat shunaqa. Lekin ko'p yurishni odat qilishimiz kerak ekan o'zi aslida. Nima uchun? Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, kim masjidga piyoda kelsa, qancha uzoqdan kelsa, har bir bosib kelgan qadami, bitta qadami gunohini yuvsa, bitta qadamiga savob yozilar ekan. Qarang qanchalik bo'lish kerak. Shuning uchun bizning dinimizda azizlar, bu gaplarni nima uchun payg'ambarimiz alayhisalom gapirdilar? Piyoda yuringlar, piyoda kelinglar, qadamlaringizga savob bo'ladi. Chunki mana shun bilan inson salomat bo'lar ekan-da. Mana endi hozir yillar o'tib aytyapmizki, eng jismoniy faollikni oshiradigan narsa faqat yayov yurish deyapmiz. Biz emas, buni tibbiyot aytyapti. Internetda o'qisangiz ham, tabiblarni, doktorlarni ko'rsatmasini ko'rsangiz ham,
o'zimiz ko'rinsak ham hammamizga yuragimiz og'risa ham, qon bosimimiz bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham birinchi tavsiyasi yuring deyapti. Agar har kuni shunaqa masjidga kelib ketib yurib, piyoda yurib tursa inshaalloh qancha unga yaxshilik bo'lar ekan. Undan tashqari musulmon odam jismonan baquvvat bo'lishligi uchun albatta riyozat bilan, ya'ni ruxsat etilgan sport bilan shug'ullanishlikka tavsiya qilinadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sahobalari ham shunday bo'lganlar. O'zlari ham shunday bo'lganlar. Bir kuni qarang, Rasulimiz alayhisolatu vasallam hech tasavvur qilmagansiz shu holatini. Bir aytsangiz hayron qolasiz. Nihoyatki Rasulimiz shunday qilganlar. Bir safardan qaytayotgandilar, yonlarida ayollari Oyisha onamiz bor edilar. Bir joyga kelganda sahobalarga aytdilarki, otdan tushdilar, ikkalalari yayov qoldilar-da Oyisha onamiz bilan. Sizlar ketaveringlar, orqalariga qaramanglar, ketinglar dedilar. Hamma sahobalarni oldida kuzatib yubordilar. Oyisha onamiz bilan ikkalalari qoldilar. Keyin payg'ambarimiz alayhisalom Oyisha onamizga qarab, "Ey Oyisha, yugurish musobaqasi o'ynaysanmi?" dedilar. Rasulullohning ayoliga munosabatini qarang. Ayolini ko'nglini olishi va shuning bilan birga sog'likka ham e'tibor berishi. Demak, sog'lom bo'lishlikka tavsiyalari bu sahih Buxoriyda keldi. Oyisha onamiz o'zlari aytib beryaptilar shu voqeani. Menga shunaqa deydilar, "Ha, o'ynayman" dedim deydi. Yugurib turib, men u zotdan o'zib ketdim deydi. Endi erkalatib qo'ygandirlar-da. Oyisha onamiz o'tib ketdilar. Endi Oyisha onamiz aytaptilar-ki, "Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men o'tib ketdim o'sha kuni" deydi. Oradan bir qancha vaqt o'tib, yana safarga kelyapti, yana shunaqa holatga kelganda, yana aytdilar-ki, "Kel, yana yugurish musobaqasi o'ynaymiz" dedi. Man dedi Oyisha onamiz, "Bir oz vazmim bo'lib qoluvdim shunda" dedi. "Bir oz yuk oluvdim." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tib ketdilar. Keyin meni xafa bo'lganimni ko'rib, "Xafa bo'lma, o'tgan safarik bilan bir o'bir bo'ldik" dedilar. Salovat bo'lsin bu zotga qarang. Muomalani qarang. Ayolini ko'ynini olishlik, ayolini sog'lom turmushga o'rgatishlik. Biz tasavvur ham qila olmaymiz hozir bunaqa munosabat. Tasavvur ham qila olmaymiz. Ammo lekin bundan maqsad nima? Maqsad musulmon odam sog'lomlikka intilish. Sahobalar ham yo'llardan kelayotganda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamda sahobalari bir-biri bilan musobaqalashib borardilar. Rasulimiz alayhisolam ruxsat berardilar. Ot musobaqalarini qildirib berardilar, qilich musobaqalarini qildirib berardilar, kamondan otish. Rasulimiz alayhisolam o'zlari aytganlar, "U bolalaringizni kamon otishga va suzishga o'rgating" deb. U kamon o'tish degani u bu oddiygina otishmas ekanda, kamondan o'sha mahaldagi kamonni otishlik uchun juda katta quvvat kerak bo'lgan ekan. U bola jismonan baquvvat bo'lishlik uchun aytilganda bu narsa, chunki katta bir mashq bo'ladi. O'sha mahalda kamonini otishlik uchun hozir yaxshigina trenajyorda shug'ullanish kerak. Uning ustiga Rasulimiz alayhisolam suzishni. Hozir tibbiyot aytayaptiki, hamma kasallik eng zo'ri suzish. Demak, Rasulimiz alayhisolatu vasallamni mana shu ko'rsatmalari juda ham bizlarga lozim bo'ladi. Imom Davud bir ajoyib hadisni rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar, hikoya qiladiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam Batxo degan joyda ketayotgandilar. U zotning huzurlariga Rukona ibn Yazid degan bir odam kelib qoldi. Bu tarixiy voqea azizlar, Rukona ibn Yazid. U qo'y echkilar boqib yurgan, cho'pon bo'lgan, musulmon bo'lmagan. Juda baquvvat odam bo'lgan ekan. Juda ham baquvvat odam bo'lgan ekan mana shu Rukona. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga kelib, "Sizmi payg'ambarman?" deb da'vo qilayotgan dedi. "Ha" dedi. "Men bilan kurashasizmi?" dedi. "Agar yelkamni yerga tekkisiz, men iymon keltiraman" dedi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam "Bo'pti" dedi. Bir kurashda yelkasini yerga tekkizib qo'ydi. O'sha mahalda eng chempioni bo'lgan u. Hali o'rnidan turdida bo'lish mumkin emas dedi. "Yana bitta tushaylik" dedi. Yana yutib qo'ydilar. Uchinchi marta yana qilgandan keyin, "Siz haqiqiy payg'ambar ekansiz, chunki meni biroq yiqita olmas edi. Sizni bu holatingizda men yiqilib, sizga Alloh quvvat bermasa bu narsa bo'lmas edi" dedi. Iymon keltirdi. Payg'ambarimiz alayhisolam shunaqa baquvvat bo'lganlar azizlar. Shunaqa musulmon ummatiga namuna bo'lgan hamma tomonidan. Yurishlarida, ko'rinishlarida, kiyinishlarida, pokizaliklarida, mana shu aytilgan riyozatida u zot qanaqa muattar edilar. Payg'ambarimiz alayhissalom azizlar tug'ilganidan boshlab u zotda Alloh bergan jannatning hidi bor edi.
uzat bırakta bolanın başını silip koysa künlep hit gitmezdi. Bu cennet hiydiydi. Attar bulsalar hem atır işletardılar. Ne için? Başka ümmetlerge talim bulsun. Muattar bulsun, pat bulsun, sağlam bulsun. Bana şu kursatmalar hemması dinimizin kursatmaları iken azizler. Şimdi iken biz sağlam turmuş tarzını ihtiyar kılarken biz tanavul kılıçlık. Ve şunun bilen birge azizler. İnsanın sağlığına zarar getirdiğin hemen her şeyden dinimiz kaytargen. Maskalı uçu içimlikler, çekiş, giyahvantlik, o şunlu uçak narsalar. Hamması insanda sağlığına zarar mı? Bundan kaçış gerek. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şeriat bunu buyurdu. Ne için? Çünkü insanda pak, sağlam olup yürüyüşlüğü en muhim masalelerden bittesi. Şunun için biz elbette bu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Sog'lom tanda sog' aql deb bekorga xalqimiz aytmaganda, sog'lom bo'lsa aqli ham raso bo'ladi, chiroyli bo'ladi.